Değerli arkadaşım benzer iki üçgenin alanları oranı benzerlik oranının karesine eşittir. Buna göre benzer iki üçgenin alanlar toplamı 52. Bu üçgenin karşılıklı açı ortayları oranı benzerlik oranını verecektir. Eğer ben bu üçgenlere A ve B üçgenleri dersem bunların benzerlik oranı 2 bölü 3 ise karesini alırsan sen bunun alanları oranını bulursun. Yani 4K'ya ya da 4K demeyelim 4A'ya 9A. Demek ki alanlarda 4A'ya 9A olarak paylaşılacak. Toplamları 13A yapar. Peki bizim üçgenimizin alanlar toplamı 52 olduğuna göre her tarafı 13'e böldüğümüzde A'yı 4 bulursun. Senden istenen büyük üçgen. Büyük üçgen 9A'ya denk geldiğine göre A'yı da 4 bulduğuna göre çarptığında 36. Doğru seçeneğim Bursa olur. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda ABC ikiz kenar üçgen AB AC eşit BD ve CE kenar ortay. Bunlar kenar ortaysa ikiz kenarda kenar ortayların kesişim noktası birer ağırlık merkezi olacaktır. Hatta bunu da şöyle indirdiğimde şunu deme hakkına sahipsin. Hocam bu sarı bölge bu sarı bölge ve bu sarı bölgenin alanları da birbirine eşittir. Yani ben bunun alanına A dersem buranın alanında A derim şuranın alanında A derim. Ayrıca F noktası ağırlık merkezi ise 4'e 1'e 2 oranı olacağına göre 4'e 8 olur. Ayrıca hocam ikiz kenarda yanları indirdiğin yani eşit olan kenarlardan yanları indirdiğin dikmeler de eşittir. Yani burası da 4'tür burası da 8'dir. O zaman biz bak buradan bir tane a'yı buluruz şu üçgenin alanını buluruz. Taban çarpı yükseklik bölü 2. 8 çarpı 8 bölü 2'den bir tane a'yı 4 kere 8'den 32 bulmuş olurum. A, b, c üçgeni dediğim aslında kaç a'ya denk gelir? 3 tane a'ya 3 çarpı 32'den buradan da 96 ile doğru seçeneğimi edir ne bulurum. Değerli arkadaşım, ABG b, g üçgeninin alanı, taralı alan soruluyor da. Ben şunu biliyorum. Eğer g ağırlık merkezi birbir ve bir, bir kenarlardan birleştinde, buradaki alan, buradaki alan ve buradaki üç alan birbirine eşittir. O zaman ben gel, buradaki a bölgesinin alanını bulayım. Neyle? Sinüs teoremiyle. Altı kökü sinüsün alan teoremiyle. İki kenarı çarpıp yarısını alıp arasındaki açımda sin 120'sine bakıyordum. Ben biliyorum ki sin 120 sinüs 60'a. Ben biliyorum ki sinüs 60 da kök 3 bölü 2 eşittir. Hocam bak şimdi 6 ile 2'yi sadeleştirdim. 3, 12'yi sadeleştirdim. 5. Bak kök 3 ile kök 3'ü çarptığında 3. 5 kere 3, 15. 3'ü çarptığında 45. Demek ki A bölgesinin alanının 45. Doğru seçeneğimin Ceyhan olması gerekir. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda ya şunu görüyorsun 12 şuraya gördün 15 hocam bu bir özel üçgen abi yapıştırırım 9 12 15 üçgeni tamam. Bizden istenen taralı bölge gel şuraya bir alfa soru bitti. iki kenar arasında kaçı biliniyorsa sen buradan sinüsün alan formülünü yararlanabilirsin. Tabanla kenarlar 6 çarpı 10 bölü 2 arasındaki al alfa o zaman sin alfa. Hocam bana sin alfa lazım. Bir dik üçgen gerekiyor. Büyük üçgen zaten senin için bir dik üçgendi. Buradan sinüs alfayı yazmaya kalkarsan karşı bölü hipotenüsten 9 bölü 15. Her tarafı 3'e bölersen 3 bölü 5 yapar. Yani sinüs alfa 3 bölü 5. 5 kere 2 10 yapar. Alkar 3'ten 18. Taralı bölgenin alanı 18'de doğru seçeneğimi Bursa yapmış olurum. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda AFC üçgeni ile BEFD dörtgenlerinin alanları eşit. Ya yani ben bunun alanına A dersem bunun alanına ne diyecekmişim? A diyecekmişim. Şimdi arkadaşım şöyle yapalım mı? ADF üçgenin alanını da B dersem senden istediğim ADC üçgenine bakma. 2'ye A artı B alanı getiriyorsa şimdi de D, B, C üçgenine bakman o zaman 6'ya kaç? 3 kat arttığına göre bunun 3 katı şuranın tamamını alanları toplamı 3A artı 3B olmalı. A'sı burada kalırsa geriye 2 artı 3B'si kalacaktır. Şimdi olayı değiştiriyorum. A, B, E üçgeni ile A, E, C üçgeni tabanlarla alanlar orantılıdır ya o zaman tabanların oranı eşittir alanların oranı. Buradan A artı B gelir. Diğer taraftan şu kısmı topladığında 3A 3B gelir. Sen olayı anladın bence. X bölü Y eşittir. Yukarıdan A artı B. Aşağıdan 3 parantezi aldığımda A artı B. Hocam A artı B'ler birbirlerini götürür. X bölü Y eşittir. 1 bölüşten doğru seçeneğimi denizli yapar. Değerli arkadaşım katlama sorusu katlanmış şekil üzerinden gidilir demiştik. İlk şekil zaten çizili şekilde verilmiş. Burada bir açı oluşur. Burası 90'dır. 3, 4, 5 yapıştırdım. Hocam bu açıyla çizik açısı dersen buradakine ne derim? Çizik açısı derim. Hatta şöyle yapalım. Alfaya beta, betaya alfa. Diğer taraftan da burası 5 olur. Burası 4 olacaktır. Peki alanlarla ilgili ne vermişler? D, E, C üçgenin alanı. D, E, C alanına A dersen eş üçgen olacağına göre burası da A'dır. A, B, K, de. Şurada oluşan yamuk dörtgenin alanını da bu bizim DEC'nin 2 katı. Yani buranın tamamı da 2A olacaktır. Peki ben bu A bölgesinin alanını yani şuradaki üçgenin alanını bulabilir miyim? Taban çarpı yükseklik bölü 2'den 3 çarpı 4 bölü 2'den demek ki bir tane yuvarlak A 6 ediyormuş. Peki toplam ABC üçgenin alanı 2A 3A 4A'ya eşit değil mi? O zaman A'yı da 6 bulduğuma göre 4 çarpı 6'dan 24 olarak bulurum. Senden istediğim şu. Üçgenlerde benzerlik oranının karesi alanların oranını verirdi. Peki şu üçgenin alanı kaç? 6. Büyük üçgenin alanı kaç? 24. Bunun oranı benzerlik oranı. 90'ın gördüğü 5. Bak burada 90'ın gördüğü X artı 8. Bu işte benzerlik oranının neyine eşitti? Karesine eşitti. Şimdi düzenleyelim. Her tarafı 6'ya bölelim. 1 bölü 4. Şimdi arkadaşım şöyle yapalım. Kare alarak gidelim. 1 bölü 4 eşittir. 5'in karesi 25. Buradan X artı 8'in karesi gelir. Çapraza girdiğimizde X artı 8'in karesi. Oh, ne biçim parantez oldu lan bu? Eşittir. 25'te 4'ü çarptığımda 100 yapar. Peki arkadaşım 100 aslında onun karesi değil midir? E kareler eşit olduğuna göre işler de eşittir. X artı 8 eşittir ondan. X buradan 2 bulurum. Gerçekten soru efsane çok tatlı bir soru olmuş. Haydi yolumuza devam edelim. Arkadaşım sorumuza baktığımızda dar açılı bir ABC üçgeni çiziniz demiş. Soru çok güzel bir soru. Dikkatli de dostum burada. Bir tane dar açılı ABC üçgeni çizelim. A, B, C. Demiş ki A, B'nin orta noktası D noktası olsun. Şurası D noktasıymış. Ve çevrel çember merkezi çizin demiş bize. Tamam bir tane çevrel çember çizelim. Şöyle A, B, C'den geçecek şekilde. Ya bu tamam mı? Çember. Hop o olmadı. Bir daha çizeceğiz. Bekle. Şöyle tam güzel çizemedim ama sen bence anladın. Bu çember. Bunun merkezi şurada. O olsun. Daha sonra da O, D, A, D, O üçgenin çevre çemberini çiziniz demiş. Önce gel şu A, O'yu bir birleştirelim. Bunun da çevre çemberi istenmiş benden. Hemen bunu da çevre çemberini çizmeye çalıştıralım. Evet. Peki şunlar D orta noktaydı. Belirtelim. Belirttik. Daha sonra bu çember A, C'yi A, E, A ve E noktalarında kessin diye de belirtmiş. <laughs> Bu çizdiğimiz çember burası ne olacaktır? A ve E noktaları olarak da zaten A'da kesmiş. Burası da E noktası. Yalnız burası da ne olmak zorundadır? Orta nokta olmak zorundadır. Benim çizime bakma birazcık çizimim kötü oldu. A, E 8 birim. Yani burası 8 birimse burası da 8 birim. DE 5 birim. DE dediğimiz yer şuradaki uzunluk 5 birim verilmiş bize. Tamam. ADE. D, E. A, D, E. Yani şurası arkadaşım. AED yani şurası da kaç derece verilmiş 45. Bak şu uzunluk 8. Burası 5. Şöyle yapalım mı biz bu işlemde? Şöyle bir kırmızıyla doğru yeşili doğru göndereyim şuraya doğru. Dikkatli bak. Şimdi bu alanlar eşitse ben buranın alanına A dersem şu kısmın alanına ne demek zorundayım A? Peki burası toplam 2A yaptığına göre e bunların tabanları da işte olduğuna göre 8 e 8'den buranın alanı 2A olmalıdır. Bana ABC üçgen alanı 4 çarpı A'lık kısım soruluyor. Ben A'yı buldum an olayı bitiririm. Peki son kez bak karıştırmayalım çok. Şu A dediğim yer şurası değil mi aslında? Şu üçgenin ben bir alanını bulayım. Şu yuvarlak A olarak göstereyim. Bak iki kenar 8'e kaç bulmuştuk? 5. 5 çarpı 8 bölü 2 çarpı bir de arasındaki açının sinüsünü alıyorduk. Sinüs 45. Hocam sinüs 45 kök 2 bölü 2 demek. 2 kere 2 4 yapar. 8'e sadeleşince 2 5 kere 2 ondan 10 kök 2 gelir. Ne A'yı ben 10 kök 2 buldum. Ben 4 A lazımdı. 4 çarpı 10 kök 2'den o halde cevabım 40 kök 2 ile Adana şıkkı olacaktır. Tamam mıdır dostum? Değerli arkadaşım şöyle bir şey yapalım. AB doğrusunu uzatalım. Bak burası nokta açısı ise tersinden nokta açısı. Bu iki açı birbirine ne olacaktır? Eşit olacaktır. O halde ben şunu diyebilirim. Açı ortayda kola inilen dikmeler. Şöyle A'yı biraz daha uzatalım. Şu mavi doğru biraz daha uzatalım. Açı ortayda kola inilen dikmeler birbirine neydir? Eşittir. Yani burası 90 burası 6 ise burasının ne olmasını beklerim? 6. Senden istediğim bak A, B, C üçgenin tabanı 4 mü? İşte bu ABC üçgenin tabanı 4 çarpı. Yüksekliğimiz kaç peki arkadaşım? Yüksekliğimiz 6. Yalnız benim görüntümde bir sıkıntı var. Hemen düzelttim. Yüksekliğimiz 6. 6 çarpı 4 bölü 2'den ne bulmuş olurum? 12. Yani şu taradığım toplam bölgenin alanı 12'ye eşitmiş. Tamam mı? Şimdi bir de şunu yapalım. Şu A, D, C üçgeni. Tabanı 3. Yükseklik 6. 3 çarpı 6 bölü 2'den hesapladığında 9. Yani şu yeşilli bölgede 9. E tamamı 12 idi. Bizden istenen bu sarı bölgenin alanı. O zaman 12'den 9'u çıkarırsan sarı bölgenin alanı 3 doğru seçeneğinde Ceyhan bulmuş olursun. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda ED AC'ye paralel. Şu ED doğrusunu uzatalım şu şekilde. Peki DC'ye K dersem BD bunun iki katı olacakmış. Hemen şöyle şuradan da E ile C'yi birleştirirsem hemen alanları tabanlarıyla oranlayacağım. 2K'ya 4 düşüyorsa K'ya kaç düşer? 2. Aynı mantık burada da geçerli. Buraya 2T dersem buraya T derim. Yani buranın alanı A ise buranın alanı 3A olmalıdır. To özür 2A olmalıdır. Toplam alan kaç A'dır? 3A'dır. Yani 3A 12'ye eşitse her tarafı 3'e böldüğünde A'yı kaç bulursun 4. Düzenleyelim artık. Sildim burayı. Burası kaça kaç olacaktır? 4'e 8. Senden istediğim şu. Ben biliyorum ki benzerlik oranı yani 2K'ya 3K var. 2K'ya 3K benzerlik oranının karesi kimi verir biliyor musun? Alanların oranını. Yani şu sarı bölgenin alanını evet hangisini? yeşil bölgeyi çizmeye çalışacağım. Yeşil bölgede tamamı olan alanına oranını. Sarı bölgenin alısı alanı yani ilk sarıyla çizdim. 8, 4 daha kaç gelir? 12 bölü. Yeşil bölgenin alanına da ne diyelim? Büyük B demiş olalım. Sadeleştirdim. 4 bölü 9 eşittir. 12 bölü B. Hocam düzenlediğimde çapraza girdiğimde B'yi 9 görüşten kaç bulurum? 27. B dediğim tamamının alanı. Bana X bölgesinin alanı soruluyordu. Şöyle yapalım mı? Bak hocam burası 12. Burası 4. Etti mi? Kaç yaptı arkadaşım burası? 12. 4 daha. Şöyle yapalım. 12 artı 4. Şu bölge 12 idi. Şu bölge 4'tü. O 2'yi almıyorum bile. Geriye kalan bölge x'ti. A artı x. Ben biliyorum toplamı 27 eşit olacak. Düzenledim. 16 artı x eşittir 27'den. 16'yı karşıya attığımda x'i buradan 11. Doğru seçeneğimi de Adana bulmuş olurum. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda buraya x buraya x dersem buraya y buraya y dersem x artı y artı 120 180 ise x artı y 60 derece kalır. 2x 2y'den 120 yapar buraya tekrardan kaç derecelik açı alacaktır 60 derecelik. Şimdi abc üçgenin alanının en az olması için buradan göndereceğim doğrunun bak şu doğruyla dik kesiştiği zaman en azını bulmuş olurum. Yani şuradan bir 90 derecelik açıyla kesiştiğini düşün. Ben BC'nin en az olmasını istiyorum. Burası 90 burası 60 ise buraya kaç kalır? 30 derece kalacaktır. 90'ın karşısı 16 ise 30'un karşısı tamamı şuradan şuraya 8. 60'ın karşısında 8 köküç olmasını beklerim ki şu sarıyla çizdiğim üçgende şu CF kısmına da X dersek gel biz buradaki X uzunluğu bulmaya çalışalım. Nasıl yaparız? 14'ün karesi eşittir. X'in karesi artı 8 köküçün karesini. Hocam 14'ün karesi 196 a eşittir. X kare artı 8 kök 3'ün karesini aldığımda 192. Sola attığımda x kareyi 4. X'i buradan 2 bulurum. Yani şurası 2 olur. Peki BC en az kaç olur? Burası ki tamam 8 ise en az 6 olacaktır. Peki ABC üçgenin alanını bulacaksam BC en az seçmiştim. Şimdi alana yöneliyorum. Ben ABC üçgenin alanını bulacaksam kenarlarla ne yapıyorduk? e, ee, iki kenar arasındaki açıyı biliyorsak sinüs teoremini uyguluyorduk. 6 çarpı 16 bölü 2 çarpı sinüs 60'a bakacağım. Sinüs 60 hocam kök 3 bölü 2 demek. 2 kere 2 4 yapar. 16 ile sadeleşince 4. 6 kere 4'ten 24 kök doğru seçeneğim Edirne olur. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda bak E'nin şu kısmı 90. H'nin e şu kısmı 90. Ben şuraya alfa dersem 90 90 alfa dörtgenden dolayı buraya da ne kalacaktır? 360 olacağına göre 180 eksi alfa. Peki şöyle yapalım. E, D, H üçgenin alanına değerli arkadaşım A dersek. Şöyle A diyelim. Bir de büyük üçgenin alanı neydi? A, B, C. A, B, C üçgeninin alanı. Önce A bölgesinin alanını yazmak istersek kenarlarla ne yapıyorduk? Çarpıp yarısını alıp sinüs 180 eksi alfasına bakıyordum. Aynı mantıkla büyük ABC üçgeni için dersem. Bak bize BC 12 verilmiş. AB 8 verilmiş. O zaman 8 çarpı 12 bölü 2. Evet. Çarpı sinüs aradık açı alfadır. Hocam ben biliyorum ki sinüs 180 eksi alfa sin alfa eşittir. Sin alfalar götürdü. İkiler birbirini götürdü. 3 kere 2 6 yapar. Aşağıdaki ile sadeleştirdin. 2 8 kere 2 16'dan çapraza girdin. 16 A eşittir. A B C üçgenine. Yani senin bu E D H üçgeni A ise bu üçgenin tamamını 16 A diyebilirsin. Şimdi senden ricam şurayı bir sileceğim. Tamam. Çok karalamak da istemiyorum. Şöyle daha rahat görmen için yeşil aldım. B ile D'yi birleştirdim. Öncelikle şu sarı olan bölgenin alanını bulmanı isteseydim. 12 çarpı 2 taban çarpı yükseklik. 12 çarpı 2 bölü 2 yapar. Doğru mudur? Aynı mantıkla bu yeşille taradığım üçgenin alanını bulmanı isteseydim. Taban çarpı yükseklik yani 8 çarpı 3 bölü 2 yapar. Peki bu toplam üçgenin alanını verecek midir? Bu da kaç a eşittir? 16 çarpı a eşittir. Hadi düzenleyelim. 2'ler gitti. 8'de 2'yi sadeleştirdim 4. Buradan 12 artı 12 eşittir. 16 çarpı A gelir. Hocam A 16 çarpı A eşittir. 24 yapar. Her tarafı 16'ya böldüğümde 24 bölü 16 bulurum. Gel sadeleştirelim. 8'e bölelim. 3 bölü 2. Bana DHH üçgeni DHH H, D, E, H üçgeni. Niye söyleyemedik? A demiştik biz buna. Aslında bizden istenen A. 3 bölü 2. O halde doğru seçeneğin Adana olacaktır. Haydi yolumuza devam edelim. Değerli arkadaşım sorumuza baktığınızda bak HB HD'ye eşitmiş. Yani ben buraya A dersem buraya A derim. Buraya B diyelim. Daha sonra bak şu açı alfa dediğimizse bu açı da alfadır. Bak şurada 90 alfa sarı üçgen. Aynı şekilde 90 alfa buradaki sarı üçgen yani diğer açılar değiştir. Yani burada bir benzerlik yapacağım. Bu küçük üçgende alfanın karşısında A var. Büyük üçgende alfanın karşısında 6 kök 3 var. Küçük üçgende sarının karşısında 6 kök 3 var. Büyük üçgende sarıyla dediğim yerin tam karşısında A artı B var. Peki çapraza girdiğinde A çarpı A artı B eşittir. 6 kök ile 6 36 kök 3 3 gelir. Ne olacaktır? 108 mi yapar? Evet. O zaman A çarpı A artı B 108 eşittir. Bizden istenen bu taralı bölgenin alanı. E burası 90'dır hocam. Taban çarpı yükseklik bölü 2. E A çarpı A artı B'yi 108 bulmuştum. 108'i 2'ye bölersem istenen bölgenin alanının 54 doğru seçeneğimi de Edirne bulmuş olurum.